Şimdi biraz meme kanseri hastasının başından geçenlerden bahsetmek istiyorum. Bir hasta memesiyle ilgili şikayeti olsun ya da olmasın, deneyimli bir meme cerrahına gittiği zaman o doktor tarafından muayene edilmekte ve doktor muayene sonucunda kendisinden bazı tetkikler istemektedir. Bunlar nelerdir? Görüntülemelerdir. Yaşına uygun olarak mamografi ya da ultrason görüntülerini isteyecektir. Daha sonra bu görüntüler çekildikten sonra bunlar raporlanmış halde doktorun önüne geliyor ve doktor burada gördüğü bilgilere göre bir sonraki aşamaya geçiyor ya da geçmiyor. Bir sonraki aşamaya geçmemek demek şüpheli bir şey görülmedi, hastayı izleme alacağız, ek bir tetkik istemedik. Şüpheli bir durumda ya buna bir MR gibi yeni bir görüntüleme ekliyoruz ya da biyopsi istiyoruz hastadan. Biyopsi deyince aklımıza ne geliyor? Ön planda ince iğne aspirasyon biyopsisi ya da kalın iğne aspirasyon biyopsisi. Kalın iğne aspirasyon biyopsisi bizim daha çok kullandığımız ve daha çok sevdiğimiz ve doku tanısı veren bir biyopsi türü. Bunun dışında bazen kitle olmuyor memede, şüpheli alanlar oluyor ve biz onları sadece bu yöntemlerle değil, bazen ameliyatta işaretleyerek çıkarmak durumunda kalıyoruz tanıyı koyabilmek için. Bütün bunlarla bir meme kanseri tanısı koyabiliyoruz. Bu tanıyı koyduğumuz zaman hastanın bundan sonraki yolculuğu ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Muayene edildi, tetkik yapıldı, tanısı konuldu. Artık bundan sonrası tedaviyi yönlendirmektir. Tedaviyi yönlendirirken ideali bu hasta ve bilgilerinin bir meme kanseri konseyinde tartışılmasıdır. Burada tartışılırken multidisipliner bir toplantı söz konusu. Tüm ilgili branşlar yani meme cerrahı, radyolog, patolog, nükleer tıp uzmanı, ilgili diğer yardımcı olabilecek tüm branşlarla beraber yapılan bir toplantı. Hastanın sosyoekonomik durumuna göre de bazen hastanın kendisi de bu toplantıya davet edilebilir. Orada bu konu, eni konu incelenmekte, tartışılmakta ve hasta için en uygun tedavi değerlendirilip sonuca getirilmektedir. Burada ne olmaktadır? Bir kere ya direkt ameliyatla hastanın tedavisine başlıyoruz. Ya da önce bir takım tedaviler, ilaç tedavileri, ışın tedavileri, hormon tedavileri verip daha sonra ameliyat gündeme gelebilmektedir. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu eldeki delillere göre, hastalığın evresine göre belirliyoruz. Dolayısıyla burada bir tartışma yaşanmakta, hastanın kendisi de kendi sağlığıyla ilgili soru sorabilmekte ve ideal bir tedavi ortaya konulmaktadır. Erken evre meme kanseri tanısı koyduğumuz bir hastanın başından neler geçiyor? Tedaviyi nasıl yönlendiriyoruz? Burada durum şudur. Erken evre dediğimize göre hastalık memede sınırlı bir yapıdadır. Koltuk altına ya sıçramamıştır ya da sınırlı bir sıçrama şüphesi vardır, durumu vardır. Genellikle tedavi cerrahi ile başlar. Cerrahi dediğimiz zaman da eskiden meme kanseri tanısı konulduğunda memenin tamamı alınırken bugün bu büyük ölçüde değişmiştir. Erken evre meme kanseri olan bir kadında daha sınırlı cerrahiler yapılmaktadır. Hatta bu daha sınırlı meme koruyucu cerrahi dediğimiz tedaviler de hem kanseri tedavi etmek hem de daha sonrasında da iyi görünümlü bir meme yapısı elde etmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla memede uygun bir kozmetik ve kanseri yok edici bir cerrahi yapıyoruz. Onun dışında da bir takım yöntemlerle koltuk altındaki lenf bezlerini belirgin hale getiriyoruz. Burada radyoaktif maddeler, boyalı maddeler, değişik şeyler kullanabiliyoruz. Ve oradan hasta narkoz altında uyurken örnekleme yapıyoruz. Bu aldığımız birkaç lenf nodunu ameliyat halinde patoloji uzmanı değerlendiriyor. Bize tutulum var ya da yok diyor. Tutulumun olmadığı durumda koltuk altındaki işimiz bitmiş oluyor. Tutulum var denildiğinde o cerrahiyi biraz daha genişletebiliyoruz. Ya da bazı durumlarda bu tutulumun sınırlı olduğu hallerde yine bu cerrahiyi genişletmeyip daha sonra radyoterapiye bırakma imkanımız da olabilmektedir. Yani sonuç olarak bir memeye bir de koltuk altına iki ayrı cerrahi yapıyoruz. Memede şeyi de hatırlatmak lazım. Estetik kaygı tabii önemli dedik. Bunun dışında çıkan kitle yine hasta uyurken patolog tarafından değerlendiriliyor. Tamamen çıkmış mı? Sınırda tümör var mı? Önemli olan tümörün tamamen sağlam sınırlarla çıkması ve sınırda tümör hücresinin olmaması. Bu çok önemli. Lokalleri meme kanseri dediğimiz zaman neyi anlıyoruz?
hastalığın memede biraz daha fazla ilerlediğini ya da koltuk altında bir tutulum olduğunu ya da ikisini birlikte olduğunu anlıyoruz. Lokalleri meme kanseri olduğu zaman genellikle tedaviye cerrahi ile başlamıyoruz. Neyle başlıyoruz? İlaç tedavisi. Daha çok kemoterapi ile, antihormon, hedefe yönelik tedavi vesaire gibi tedavilerle başlayıp amacımız hastalığı küçültmek, geriletmek ve ondan sonra cerrahi uygun bir şekilde yapmaktır. Cerrahide de tabii ki sınırlı meme koruyucu cerrahi, onkoplastik cerrahi, bildiğimiz mastektomi, mastektominin değişik tipleri gündeme gelebilmektedir. Lokaller meme kanserinde demek istediğim sırada önce sistemik tedavi, daha sonra cerrahi tedavi gündeme gelmektedir. Cerrahi tedavi bittikten sonra çıkan patoloji sonuçlarına göre de ek tedaviler söz konusu olabilecektir. Lokaller meme kanserinde de mastektominin yanı sıra uygun hazırlıktan sonra, uygun tedaviden sonra meme koruyucu cerrahi ya da tümör yine biraz büyükse yine memeyi koruyabileceğimiz onkoplastik dediğimiz meme cerrahisi ya uygulayabilmekteyiz. Metastatik meme kanseri dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Metastatik meme kanserinde hastalık memenin dışına yayılmıştır. Sadece koltuk altına değil, vücudun diğer organlarına da bir yayılma söz konusudur. Tabii yayılmanın derecesine göre hastanın durumu değişebilmektedir. Burada tedavide önceliğimiz memenin dışında yayılmış olduğu organlara tedavi uygulamak. Bu kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir. Bunları veya başka tedaviler olabilir. Bunları geriletmek, daha sonra memeye dönmektir. Burada meme kanseri cerrahisi biraz ikinci planda kalmaktadır. Çünkü sistemik olarak bu hastalığı gerilettikten sonra bu hastalığın tekrar yayılmaması, gelişmemesi bakımından meme cerrahisi yapmaktayız. Meme cerrahisinin değeri biraz daha geri planda kalmaktadır. Ameliyattan sonra da ek tedaviler gündeme gelebilecektir bu hastalıkta. Peki meme kanseri tanısı konulduğu zaman hasta nasıl bir duygusal süreçten geçiyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tabii tanı konulduğu zaman bir kere onu kişinin sosyal durumuna göre uygun bir lisanla anlatmak çok önemli. Kızgınlık, öfke, üzüntü, depresyon, ağlama gibi bir takım olaylar tabii ki hasta geçiriyor haklı olarak. Bu ne kadar sürüyor? En az bir 48 saat bir dönem geçiriyoruz bu şekilde. Burada hastayla kullanılan dil çok önemli. Durumunu güzel bir şekilde anlatmak lazım. Tüm detayların tartışıldığı tümör konseyine, hastanın durumuna göre gerekirse hastayı davet etmek lazım. Ve burada hem tedaviden bahsetmek lazım, hem de onun için önemli olan hem yaşam beklentisi, tekrarlıyorum, hem de hayat kalitesi. Yani biz hastayı hem tedavi edeceğiz, hem de onun hayatının kalitesini yüksek tutacağız. Bu ikisini birlikte yapabileceğimizi ona anlattığımız zaman, hasta biraz daha sakinleşmekte, durumu kabul etmekte ve bize yardımcı olmaktadır. Biraz da meme kanseri tanısı konulmuş, hastanın beklentileri ve ailenin beklentilerinden bahsetmek istiyorum. Hastanın beklentileri nedir? Hastanın beklentileri, kendisine en iyi, en uygun tedavinin uygulanması, kaliteli, sağlıklı, uzun bir hayat sürebilmesi, aile fertlerinin kendisine olumlu davranması ve bu şekilde bu olayı mümkün olduğu kadar mutlu bir şekilde geçirmek isterler. Peki ailenin beklentileri nelerdir? Aile bir kere hastanın mutlu, huzurlu olmasını ister. Ayrıca kendisine en uygun tedavinin yapıldığından emin olmak ister. Ve onun huzurlu, mutlu, kaliteli, uzun yaşamasını ister. Ve genel olarak her iki tarafta birbirine kenetlenmek ister. Peki meme kanserinde nüks olursa durum nedir? Bir kere nüks ne demek? Hastalığın tekrarlaması demek. Hastalık nerede tekrarlayabilir? Yine memede tekrarlayabilir. Göğüs duvarında, koltuk altında ya da başka bir organda tekrarlayabilir. Buna yaklaşım nasıl olacaktır? Buna yaklaşım bir kere hastanın tüm sistemik taramalarının yapılması gerekiyor. Yalnız meme değil, tüm vücudun. Yani mamografi, ultrason, MR, PET-CT vesaire. Tablonun ortaya konması, gerekli yerlerden biyopsilerin alınması gerekiyor. Tablo tam olarak ortaya konduktan sonra da tedavinin ayarlanması lazım. Tabi burada yine multidisipliner çalışan bir tümör konseyinin olması çok önemli. Orada yapılacak tartışma sonucunda tedaviye
Değişik yöntemlerle başlamak ve sürdürmek mümkün. Yani cerrahi ile başlanabilir, ek olarak sistemik tedavi, radyoterapi yapılabilir ya da önce sistemik tedavi, radyoterapi gibi tedaviler yapılıp daha sonra cerrahi yapılabilir veya cerrahi hiç yapılmayabilir gibi gibi. Burada hastalığın tekrarlama biçimi, tekrarladığı organ, organların sayısı, hastanın genel durumu, kondisyonu, yaşı gibi bir sürü faktör olmaktadır.